Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu geçen yıl devreye alınan ikinci kez ev alacaklara yönelik kredi sınırlamasına istisna getirdi. BDDK konut kredisi limitinden kimlerin muaf tutulacağını açıkladı. Konut kredi sistemi değişti. Belgeyi getiren muaf sayılacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu geçen yıl devreye alınan ikinci kez ev alacaklara yönelik kredi sınırlamasına istisna getirdi. Denetleme Kurumu konut kredisi limitinden kimlerin muaf tutulacağını açıkladı. Tüketicinin kendisinin, eşini ya da 18 yaş altındaki çocuğu adına herhangi bir taşınmazı varsa, kentsel dönüşüm kapsamına girdiyse bu konutların yıkılması veya yıkım kararı alınması halinde kişilerin herhangi bir şekilde konut kredisi sınırlamasına tabi olmayacakları bir düzenleme devreye alınmış oldu. Kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirildi. Kişilerin kentsel dönüşüm kapsamında binaları yıkıldığında başka bir taşınmaz almak istediklerinde var olan BDDK tarafından belirlenmiş kredi kısıtlamaları bu kişiler için uygulanmamış olacak. Önemli bir muafiyet getirmiş oldu. Yapılan son düzenleme kararlarının değerlendirilmesinde yaşanan kısıtlama kaldırıldı. 24 Ağustos tarihinde yapılan bu sınırlamalar riskli yapılar için kaldırılmış oldu. Konutun kredi muafiyetine girmesi için belgelenmesi de şart. Kredilerden faydalanmak isteyen tüketicilerin yapılarının riskli yapı ilan edilmiş olması gerekiyor ki riskli yapı ilan edilmesi için o binadan zaten riskli yapı tespit raporu sürecinin tamamlanmış olması ve bunun sonrasında gerek tapu kütüğüne gerekse de bu riskli yapının da tabii tapu kütüğüne şerh edildikten sonra riskli yapı tespit edilmesiyle ilgili durumun netleşmesi lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.